Emeklilerin cevabını merakla beklediği soru, maaşlara zam farkı ne kadar olacak? Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan OVP hedeflerini duyurdu. Cevdet Yılmaz, "Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek. 2023 yılında küresel tedarik zinciri sorunları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle enflasyon oranı %64.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı için enflasyon oranının %41.5'e gerileyerek önemli bir mesafe kat edilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi revize edildi. Peki bu tahminler doğrultusunda emeklilere ne kadar enflasyon farkı verilecek? İşte detaylar. Yıl sonu enflasyon beklentisi revize edildi. Peki hükümet cephesinden gelen son enflasyon tahminine göre yıl sonunda emeklilere ne kadar zam yapılacak? Bir refah payı gündeme gelecek mi? En düşük emekli aylığı için beklentiler neler? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye değerlendire Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Orta vadeli program ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan enflasyon, büyüme ve temel makroekonomiye dair bazı detayları paylaştı. Programda asıl hedef olan Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir, kalkınma hedeflerine ulaşmak için atılacak adımların ehemmiyetine değinildi. Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonu düşürmek amaçlı bazı stratejik adımlar atılmaktadır. Uygulanan sıkı para politikası doğrultusunda enflasyon düşürülerek vatandaşın refah payını yükseltecek şekilde belli bir disiplinden ayrılmadan hedeflerin tutturulacağı kanaatindeyim. Bir önceki OVP döneminde 2024 yıl sonu için %33 olan hedef enflasyonun %41,5'e yükseltildiği açıklandı. Zaten yıl içerisinde yıl sonu enflasyonunun %38 ile %42 arasında gerçekleşeceğinin sinyallerini aldığımızı hatırlatmak isterim. Yeni hedefin ardından emekliye zam ne kadar olacak? Emeklilerimizin Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkları oluşmaktadır. OVP'de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan %41,5 üzerinden, 2024'ün ilk yarı yılı olan %24,73'lük kısmı soyutladığımız takdirde %13,45'lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum. Refah payının emekli maaşlarına ilave edilmesi ile ilgili bir kanuni düzenleme yoktur. Temmuz zammında da refah payı verilmemişti. Fakat önceki dönemlerde verildiğini bilmekteyiz. Özellikle dar gelirli olan emeklilerimiz için verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. En son 10.000 Türk Lirası olan taban aylık 12.500 TL'ye çıkmıştı. Geçmiş dönemde ek ödeme dahil 8.017 Türk Lirası altında olan kök aylıklarına sıfır zam olacağı riskinden kaynaklı olarak bu şekilde bir düzenleme olmuştu. OVP'de güncellenen %41,5 yıl sonu enflasyonu ile beraber, 2024 ikinci yarı yılı için %13,45 oranında TÜFE verisini hesapladığımız takdirde kök aylığı ek ödeme dahil 11.018 Türk Lirası altında olan emeklilerimizin yine sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacağını tahmin etmekteyim. Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL'ye %13,45 zam farkı olan 1.681 TL'nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 Türk Lirası olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 Türk Lirası seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum.